Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed bi adedi zerrati kainat ve mürekkebatiha ve tesbihatiha. Sözler Mecmuası'ndan 33. Söz, 25. Pencere. Nasıl ki madrup elbette daribe delalet eder. Sanatlı bir eser sanatkarı icap eder. Velet validi iktiza eder. Tahtiyet fevkiyeti istizam eder. Ve hakeza bütün umuru izafiye tabir ettikleri biri birisiz olmayan efsaf-ı nisbiye misillü şu kainatın cüziyatında ve heyeti umumiyesinde görünen imkan dahi vücubu gösterir. Ve bütün onlarda görünen infial bir fiili gösterir. Ve umumunda görünen mahlukiyet halikiyeti gösterir. Ve umumunda görünen kesret ve terkip vahdeti istizam eder. Ve vücub ve fiil ve halikiyet ve vahdet bil bedahe ve biz zarure mümkün, münfail, kesir, mürekkep, mahluk olmayan vacip ve fail, vahid ve halik olan mevsuflarını ister. Öyleyse bil bedahe bütün kainattaki bütün imkanlar, bütün infialler, bütün mahlukiyetler, bütün kesret ve terkipler bir zat-ı vacib-ül vücud, faalin lima yurid, halik-i külli şeye, vahid-i ehade şehadet eder. Elhasıl nasıl imkandan vücub görünüyor, infialden fiil ve kesretten vahdet, bunların vücudu onların vücuduna katiyen delalet eder. Öyle de mevcudat üstünde görünen masnuiyet ve merzukiyet gibi sıfatlar dahi saniyet, rezzakiyet gibi şenlerin vücutlarına kat'i delalet ediyor. Şu sıfatın vücudu dahi bir zarure ve bir bedahe, bir hallak ve bir rezzak, sani rahimin vücuduna delalet eder. Demek her bir mevcut taşıdığı yüzler bu çeşit sıfatlar lisanı ile zat-ı vacib-i vücudun yüzler esma-i hüsnasına şehadet ederler. Bu şehadetler kabul edilmezse mevcudatın bütün bu çeşit sıfatlarını inkar etmek lazım gelir. 25. pencere, nasıl ki madrup elbette daribe delalet eder. 25. pencere çok kısa değil mi? Yarım sayfa. Ama çok yüklü, çok derin, çok önemli. Malum eski dönemlerde teslim kavliydi. Bir hoca, bir molla, bir şeyh, bir alim bir şey söylese insanları tahkik etmeden üç zanla nehri kabul ediyorlardı. Ama tabii şimdi asır değişmiş. Her asrın bir mizacı var. Tebliğ görevini de bir mümin asrın mizacına göre ayarlaması icap eder. Çok önemli. Şimdi teslimiyet azalmış. Akıl biraz da öne çıkmış. İnsanlarda tecessüs manası var. Neden böyle, niçin böyle, ne diye böyle. Ve bir kısım insanlarda dinle ilgi, bilgi yetersiz olmuş olduğu için sati bir nazar. Yüzeysel diyor, yüzeysel bakıyor. Ve ilk çırpıda bir hadis, Kur'an'ın bir hakikati, İslamiyet'e medar bir mesele gündeme geldiği zaman aklına uymuyor ise hemen anında ne yapıyor? Reddediyor. İşte
bu asrı mizacı içerisinde tebliğ metodu noktasından bakınca ne yapmak lazım? Önce aklı ikna etmek lazım. Önce aklı ikna edeceksin. Sonra da kalbi de işba edeceksin. Kalbi de doyuracaksın. İşte Resulullah Nur bu teknikle gidiyor. Aklı ikna ediyor, kalbi de işba ediyor. Peygamberimiz ahir zamanda tebliğde önemli olan hususun delille, hüccetle konuşmak olduğunu ifade buyurmuş. Eğer öyle bir hadis var, eğer ben Deccal'a yetişmiş olsaydım, ona ilimle, fikirle, delille, hüccetle, mantık ve muhakeme ile cevap verirdim. Eğer ben Deccal'a yetişmiş olsaydım. Bakın şimdi Sağ Nur tamamen önce aklı ikna ediyor, sonra kalbi işba ediyor ve sonra da insanın alemindeki tereddütleri. Delil süpürge gibidir. Şeytan vehmedebilir. Nefis hakikate yanaşmaz. Dolayısıyla lüme-i şeytaniyeden kalbe gelen endişeleri, zihne görünen endişeleri delil ve hüccet öyle süpürge gibi süpürür, atar ve insandaki yakın nurunu inkişaf ettirmiş olur. Şimdi bakın, sanki böyle matematikte bir problemi, bir denklemi çözer gibi çok mükemmel bir mantık ve muhakeme sentaksi içerisinde meseleyi tahlil ediyor. Her cümlenin üzerine tabii tek tek durmak lazım. Çok da açınca sohbetin mecrası biraz kayıyor ama kısaca ifade edelim. Oku. Nasıl ki madrup elbette daribe delalet eder. Bu kanun yani. Duvar bir darbe yedi. Yedi mi? Ha. Ne oldu? Ha. Yani kilize bir top düştü. Adamın duvarına bak. Top duvara vurdu. Duvarda geri kaçtı. Darbe var mı? Var. Darp var mı? Madrup kim? Biz bunu düşünmek durumundayız. Şimdi bir baksan böyle efendim. Hastaneye gitsen baksan karşıdan birisi geliyor efendim. Gözü şişmiş, burnu kırılmış, dişleri dökülmüş, kan ter içerisinde. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Ona söyle bakalım. Kim görüldü? Daribe delalet. Sana kim vurdu? Delikanlı ya. Hiç kimse vurmadı. Ulan değil bu dişleri kim kırdı? Bu burnunu kim dağıttı? Şu gözünü kim şişirdi? Ha. Darbe varsa ağla küllal o darbeyi vuran bir yumruğun hakikatını sen inkar edemezsin. Aklı, mantığı, muhakemesi olan bunu inkar edemez. Ha. Dişine kırmış mı? Demek ki bir delikanlı ya sen halt ettin ya da o hiddet etti. Ha. Bir vuran var. Kırılan, dökülen, yıkılan bir şey varsa o fiili, o icraatı yapan muhakkak birisi vardır. Bak bunu düşündüğümüz zaman bu aklın ve mantığın gereği değil midir? Bu bir. Devam et. Sanatlı bir eser sanatkarı icap eder. Bakın şimdi edebiyatta sehli mümteni var böyle çok az kelimeyle çok derin, çok mükemmel manaları ifade etmek. İlk çırpıda bakarsın çok kolay gibi görünür ama hakikat noktasında çok zordur. Mesela Yunus'un şiirleri hep şeydir, sehli mümtenidir. Çok basit gibi görünür ama hadi kalemi al yaz. Bak. Şimdi sehli mümteni tarzında bak. 2x2=4'ten daha katı bir hakikat oku. Sanatlı bir eser bak. Sanatkarı icap eder. Sanatlı bir eser varsa artık sen sanatkarını inkar edemezsin. Risale-i Nur hep bu mantıkla meseleyi tahlil ediyor. Değil mi? Mesela Risale-i Nur'dan basit cümle, çok basit gibi görünüyor ama kainat kadar ağır bir cümle. Birine ustasız olmaz. Bak, en basit. Birine ustasız olmaz. Bir har katipsiz olmaz. Bir köy muhtarsız olmaz. Sanatlı eserin arkasında ne vardır?
sanatkar vardır. Akın gözü bunu görür. Süleymaniye'ye bakıyorsun, arkasında neyi görüyorsun? Sinan'ı görüyorsun, değil mi? Şu levhaya bakıyorsun, arkasında efendim Hattat'ı görüyorsun. Şu tabloya bakıyorsun, arkasında ressamı görüyorsun. Şu duvara bakıyorsun, arkasında dülgeri görüyorsun. Şu elbiseye bakıyorsun, arkasında terziyi görüyorsun. Şu kapı ve pencereye bakıyorsun, arkasında marangozu görüyorsun. Bak, bu da kanun. Şimdi bunları neye tatbik edecek? Ya yani bak. Kainata bu gözle bak. Bak, Allah'ın yarattığı her şey sanatta. Ne diyoruz? Masnu. Sanatta. Başka ölçülü. Başka düzgün. Başka mükemmel. Başka ya, hüsnü külliyle yaratılmış. Başka kusursuz. Başka o sanatın arkasında rahmet var, inayet var, merhamet var, lütuf var, tezinat var, taltifat var, ikramat var. Var, var, var. Bak, bu cihette baktığımız zaman, mesela bu cümleyi aldığımız zaman, bu cümle bizi nereye götürür? Sanatlı bir eser, sanatkarını icap ettirir. Ya Allah'ın yarattığı her şey sanatlı. Her şey, her şey mucize. Her şey mükemmel. Her şey en bedi. En tenasüplü, en ölçülü. Maslahata muvafık ve mutabık olarak yaratılmış. Bu göze baktığımız zaman Allah'ın yarattığı ne kadar masnuat varsa, sanatlı mevcudat varsa, onların her birisi Allah'ın varlığının görünen, bilinen bir neyidir? Şahididir, delilidir, hüccetidir. Bakın işte Risale-i Nur böyle kuvvetli bir mantıkla ifade ediyor. Şu cümleyi al, piyasaya çık. Gel söyle. Fenzuru ile asarı rahmetillah işte. Bak Allah Allah. Her şey onu gösteriyor. Allah'ı gösteriyor. Her şeyi ondan haber veriyor. Ya, Allah'ın sanatı, bedi, müstesna ve mucize. Bak bir cümleyi al, çık şöyle bağ bahçeye, yer ve gök arasındaki Allah'ın yarattığı bütün masnuata bak. Hepsi Allah'ın varlığının delilleridir, ayetleridir, şahitleridir. Demek mevcudat sayısınca Allah'ın varlığının delillerini şu bir cümleden ne yapabiliriz? Çıkartabiliriz. Şimdi beşerin sanatıyla Allah'ın sanatını kıyas et. Kıyasa girer mi? Hayır, girmez. Ama zihne yaklaştırmak için bu asırda insanlar böyle mantık ve muhakeme bugünkü eğitim sistemi içerisinde efendim A, B, C işte şunu işaretle bunu işaretle. Mantık, muhakeme, analiz, tahlil kabiliyeti çok nakıs ve noksan olduğu için şimdi bakın Allah'ın sanatıyla beşerin sanatını mukayese edin. Evet, bakın. İnsan toprağı alıyor, topraktan çanak çömlek yapıyor. Allah topraktan insan yaratıyor, insan. Allah samandan süt yaratıyor. İşte koyun, saman. Beşer ne yapıyor? Samandan sunta yapıyor. Yapmış. Ama ben zaman zaman ifade ediyorum, beşer sunta yapmak için 5000 sene beklemiş. Bak sunta yaptın, suyu yedi, karnı şişti. Suntayı ye. Çok kuvvetli protein var hadi. Yağ da var, kalori de var, hiçbir şey yok da. Bak Allah samandan kudret mucizesi bak sütü yaratıyor. Maharet ilahi Allah eşyanın mahiyetini değiştiriyor. Saman, süt. Saman, et. Saman, yün. Saman, hayat. Allah, hayat. İcaz.
Sanatlı eser sanatkarını gösterir, doğru. Bu mantık da Allah'ın sanatını ifade etmekte yetersiz kalıyor. Niye? Çünkü Allah'ın sanatında ne vardır? İcaz. İcaz sikkesi var, mucize. Bütün beşer bir araya gelseler, Allah'ın hiçbir sanatının bir eşini bir benzerini yapamazlar. Yapamazlar. Kur'an meydan okuyor, değil mi? Bütün beşer. Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim ayetlerle meydan okudu mu? Peygamberimiz zamanında Arap kavminde en müşaşa, bütün insan arasında en rağbetli olan neydi? Şiir ve kitabetti. Şiir. İki kavim arasında bir kavmin diğer kavme üstünlüğü, rüçhaniyetin ölçüsü neydi? Hangi kavimde dirayetli güzel söz sultanı varsa, şair varsa o kavmi kaldırıyorlardı, yükseltiyorlardı. Şairi olmayan kavmi de yere batırıyorlardı. Bakın. Kur'an-ı Kerim bak, mübareze ile meydan okudu. Hadi. Getirin bir ümmiden Kur'an gibi bir kitap. Bunu yapamazsınız. Ha, bak, adım adım. Bütün şairlerinizi getirin. Onu da yapamazsınız. Başka? Bütün ilahlarınızı çağırın. Kime tapıyorsanız Allah'tan mana, kime güveniyorsa, kimi nokta isnat, onları da getiriniz. Hadi beraber kafa kafaya versinler. İlahlarınızla, putlarınızla, şairlerinizle, ediplerinizle, fikir adamlarınızla Kur'an-ı mübareze yapınız. Bunu yapamazsınız. Hadi bir kitap olmasın. 10 sure olsun. Hadi bir ayet olsun. Nasıl Kur'an'a mübareze edemediler? Kainattaki de Allah'ın sanatının hiçbirini beşere yapamaz. Aynı şekilde. Aynı kanun mübareze edemez yani. Kur'an-ı Kerim meydan okuyor. Bütün beşer bir araya gelseler bir çift kara sineği yaratamazlar. Şimdi bu cihette baktığımız zaman tamam sanatlı eser sanatkarı gösterir ama Allah'ın sanatında icaz sikkesi var. Mucize. Mahiyetiyle mucize. Azasıyla mucize. Aksamıyla mucize. Duygusuyla hayata, duygusuyla mucize, istadıyla, kabiliyetiyle, meziyetiyle, hususiyetiyle ona verilen vasıf ve sıfatların nitelik, mahiyet itibariyle o şey hangi cihette, hangi vecihle, hangi noktadan baksan hepsi mucize. Peki basit bir masa marangozu göstersin de şu kainatta Allah'ın yarattığı sonsuz mahlukat Allah'ın varlığını, Allah'ın rububiyetini, Allah'ın sonsuz kudretini gösteririz. Bak bir cümle. Nasıl bir mantık, nasıl bir mahkeme. Devam et. Şimdi tabii Risale'de bunun çok cihet ve cephesi var. Peki sanatlı eser sanatkarını gösterir mi? Gösterir. Ama Üstad Hazretleri daha ilerisini söylüyor. Bir eser, şu masa, bir eser, bir cihette kendini gösterirken çok cihette ustasını gösterir. Bu da bir kanun. Kendini gösteriyor. Tabi varlık aleminde var şu masa. Ama kendinden ziyade ustasını gösterir. Niye? Beni yapan ustanın hayatı var. Hayatsız bu masa olur mu? Olmaz. Peki ilimsiz olur mu? Olmaz. İradesiz olur mu? Olmaz. Kudretsiz olur mu? Olmaz. Görme, işitme, anlama, matematik, sanat, estetik, ölçü, planlı, proje olmadan mı olur? Olmaz. Bak demek her şey bir cihette kendisini gösterirken çok cihetle ustasını ve ustasının vasıf ve sıfatlarını, maharetini, terbiye, istat ve kabiliyetin mükemmelliğini ne yapar? Akıl gözüne gösterir. Ve bu cihette baktığımız zaman Allah'ın sanatı. Bak. İcaz sikkesi var. Muciz. Mükemmel. Şahane. Eşi, dengi, benzeri yok. Bak. Şimdi bu gözle tefekkür derinliğine bakınca nasıl Kur'an Allah'tan haber veriyorsa kainatta her şeyde Allah'ın rububiyetinden,
sanatkarlığından, maharetinden, sonsuz ilminden, sonsuz kudretinden, namütenahi rubbete medar ve hasim bir güzellikten haber veriyor mu? Veriyor. Kainat husatında Allah'ın varlığının delil ve hüccetleri önce aklı ikna ediyor, sonra kalbi işba ediyor. Evet. Velet validi iktiza eder. Bu da kanun. Şimdi çocuk var mı? Çocuk varsa illa babası olacak, anası olacak var. Ana baba olmadan çocuk olur mu? Kanun da. Evet. Tahdiyet fevkiyeti istiza eder. Yani bir şeyin altı varsa ala külle onun neyi vardır? Üstü vardır. Altı var mı? Eylesi üstü de var. İşte bunlara ne diyoruz? Oku. Umuru. Umuru izafiye. İzafiye bak. Biri birisiz olmayan vasıflar. Birisini bahsederken hemen ikisi akla ne yapıyor? Geliyor. Akla geliyor. Bak. Mektuba bak. Bak. Sende akıl, sende muhakeme, sende mantık varsa bunu görürsün. Ama sende akıl, mantık ve muhakeme uçup gitmişse ona ne diyebilir? Şimdi mektuba bakarsan katibi görürsün. Tabloya bakarsan ressamı görürsün. Hat sanatına bakarsan hattatı görürsün. Yüzüğe bakarken kuyumcuyu görürsün. Bitti. Kanun bu. Aklı senin bu hakikati ne yapamaz? İnkar edemez, reddedemez. Ama lakaytlık, laumanlık, inat, Hazreti inat. Ona bir şey yok. Cehalet, taassup, körü körüne taklit. Efendim. Onlar işin içerisine girip bulandırırsa o da ayrı bir sıkıntı olur. Evet. Bütün umuru izafiye tabir ettikleri biri birisiz olmayan efsaf-ı nisbiye misillü şu kainatın cüz'iyatında ve heyet-i umumiyesinde görünen imkan dahi vücubu gösterir. Şimdi kelam alimleri bu imkanlı imkandan vücut görünenin üzerine çok şey yapmışlar, durmuşlar. Yoklukla varlık, Adem'le vücut, yoklukla varlık, ikisi diyor, yani kelam ilminin üzerinde durduğu derin bir hakikat. Adem'le vücut, yoklukla varlık, ikisi müsavi olsa, yani bir şeyin ortaya çıkmasında yoklukla varlık müsavi olsa, o şeyin ortaya çıkması bir tercih edici, bir müreccihi, bir tahsis edici, bir mucidi, bir sanatkarı, bir alemin varlığını zaruret derecesinde iktiza eder. Şimdi bunu İbn-i Kâr'ın en ağır meselesi basitleştirerek konuşalım. Şimdi benim önümde bir tane kağıt var. Şimdi kalemi aldım. Şimdi benim için mesela ne diyeceğim? Mektup edeceğim. Kıymetli kardeşim. Önce selam, sonra kelam. Kıymetli kardeşim yazacağım. Şimdi benim için kıymetli kardeşim. Hatta K harfinden başlasa, K'den de başlasa kâr. Ama biraz daha zihne yaklaştırmak için konuşalım. Kıymetli kardeşim yazacağım. Bak benim için, kalem elimde, benim için bu cümleyi yazmak eşit. Kağıtta bir şey var mı? Yok. Ha. Bakın. Ya yazacağım ya yazmayacağım. Tercih kimde? Bende. Yazmayı murat edersem işte yazdım kıymetli kardeşim. Ama yazmayacağım dersem kağıdın üzerine bu cümle yazılır mı? Yazılmaz. Demek ki bu cümlenin kağıdın üzerinde dökülmesi, bina edilmesi, inşa edilmesi, yazılması bir illete muhtaçtır. Vücut derecesinde bir tahsis edici, bir müreccih, bir tercih edici, bir katip, bir alim, bir mütefekkir, bir okur yazar, bir insan lazım ki şu kıymetli kalem, kıymetli kardeşimiz olsun, yazar abisi. A harfi ortaya çıksın.
Demek A harfinin varlık kaderine çıkması bir müreccihi, bir tercih edeceği, bir vasfı, vasfedeceği bir zatın varlığını akıl gözüne bak, katiyet derecesinde gösterir. Yazılmış. Şimdi yoklukla varlık müsavi. Allah varlığı irade etti. Kainat yazıldı bir şiir gibi. Kainat halk edildi bir divan gibi. Ölçülü, müzeyyen ve mükemmel. Peki, kainatı yokluktan varlığa çıkartan illet kim? Sonsuz kudret sahibi olan bir. Sonsuz ilim sahibi olan iki. Sonsuz irade sahibi olan Allah. Allah'ın iradesi, Allah'ın ilmi, Allah'ın kudreti olmadan hiçbir şey varlık alemine çıkamaz. Bu da kanun. Çok açık ve keskin bir kanun. Bir şeyin alemde, zahir alemine çıkması, vücut dairesine çıkması üç sıfatı iktiza ediyor. Bak, biri ilim, biri kudret, biri irade. Şimdi düşün, efendim, bu kardeşimiz dünyanın en direkli bir hattatı. Diyorum ki ya, yaz. Bir besmele yaz. Yazması için üç şart lazım. Biri hat sanatında mahareti olacak. 10 sene gitmiş, hattatlardan ders almış. İlmi var. Tamam. İradesi de var. İsterse yazabilir. Kudreti de var. Dedim kardeş, bana gel yaz. Gel şu oturdu. Yaz, al kalemi. Hocam yazamadım diye. Öyle fersizim ki tansiyon sıfıra yaklaştı, düştü. Elimi kaldıracak gücüm yok. Kuvvetim yok. Bakın, ilmi var. İradesi de var. Yani arzu ediyor ama eli kalkmıyor. Abi bir anda eline felç geldi. Yaz hadi. Abi çarpık elle yaz bakın. Bak. Kudret yoksa besmele buraya çıkmaz. Kudret var. İlim de var. Ama irade yok. Lan yazmıyor. Keyfimin kâhı yazsın mısın? Yazmıyor lan. Bitti. Bak. Yazmadım. Eskiden böyle İstanbul'da çok sesi güzel olan birisi varmış. Çok güzel gazel okurmuş öyle. Notasına göre, kavidesine göre. Fakat cins bir adammış. Yani. Ya Ahmet Efendi de gel bak, sohbet bitti. Şöyle elini bir kulağına at da bize böyle bir ilahi söyle. İnat. Söylemem. Olunca tabii sanatkar, çok da hassas. Cemaattan birisi elini kulağına atıyormuş. Kırarlak, tökerek bir şeyler söyleyince adam dayanamıyormuş. Mahvettim. O ilahi öyle söylenmez. Berbat ettim, mahvettim. O zaman başlıyorum. Kendisi söylemeye. Şimdi bakın. Bak. İlim var. Dikkat et. Kudret de var. İrade. Yazmıyorum, söylemiyorum. Bitti. İrade var. Kudret var ama adam hat bilmiyor. Elif'i mertek zannediyor. Bu adam da besmele yazamaz. Bakın, bir besmelenin yazılması ilim bir, irade iki, kudret üç. Bu üçünü zaruret derecesinde istiyor. Tabii bu üç nerede var? Neyle bu kayın? Hayatla kayın. Yani. Hayatın içinde üç sıfat. Değil mi? Hayatın içinde üç sıfat. İlim, kudret ve irade. Bu üç olmadan yazılmaz. Bakın şimdi ya, bir besmele kendi kendine yazılmıyor ya, şu kainat. Yeah. Allah Allah. Bakın ya. Bak, hepsi yazılmış. Kudret kalemi. Allah Allah. İlmi ilahi. Allah'ın ilmi. Kudret-i Rabbani, Allah'ın sonsuz kudreti. İrade-i ilahiye. Bak,
alemin bu üç manaya nedir? Muhtaçtır. Yani. Üç kere hayat var. Şimdi bu cihete bakınca bak satıyor. İnsan Cenab-ı Hakk'ın subuti sıfatlarına nedir? Delildir. Subuti sıfatların varlığını delil ve işarettir. Alamettir. Ne demek? Allah'ın subuti sıfatlarının başına ne gelir? Hayat. Sonra ilim. Sonra kudret. Sonra irade. Sonra sel. Sonra basar. Sonra tekvin. Sonra kelam. Bak. Bak. Dikkat et. Kainatta en büyük sanatkar kimdir? Allah'tır. İnsan şuurat ilahi küçük bir mikyasla gösterdiği için ve bütün mahlukat içerisinde sanatkarlık, ilim ve teknoloji ile eşyanın üzerinde tasarruf etme yetki ve mahareti kime verilmiş? Sadece insana verilmiş. Sair hayvanlara çok cüzi, işte bir bir yuvasını yapıyor. Allah bereket versin. Onu da yapsın da fukarayı nerede yatacak, nerede kendini şey edecek. Bir bir yuvasını yapıyor mu? Yapıyor. Bazı hayvanlar bazı şeyleri yapıyor mu? Ama yok. Hayvanların üniversitesi yok. Medresesi yok. Sanatı yok. Mahareti yok. Teknolojisi yok. Hiçbir hüneri yok. Hüner kimde? İnsanda. Niye? Allah. Bak, senin hayatın Allah'ın varlığına delil. Senin ilmin Allah sana cüz'i bir ilim vermiş. O ilim Allah'ın alim sıfatına delil. Sendeki irade Allah'ın külli iradesine delil. Sendeki kelam Allah'ın mütekellim sıfatına delil. Ha, sendeki kudret Allah'ın sonsuz kudretine delil. Sendeki kelam Allah'ın mütekellim sıfatına delil. Bak bu cihette bütün mahlukat içerisinde sanatkarlık vasıf ve sıfatını kim taşıyor? İnsan taşıyor. Şimdi bir insan sanatkar değil mi? Bakın. Kendimize bakan cephesiyle konuşuyorum. Şimdi bir adam ressam. Değil mi? Şurada güzel bir tablo yaptı. Yağlı boya tablosu. 3 ay şey etti. Emek verdi. Gayet güzel. Böyle renkli. Bitirdi, bitirmek güzel. Sonra tuşlarını yapıyor. Bir adam birkaç kişi içeri girse ve tabloya baksa. Burada altta şeyler var. Efendim, fırçalar var, boyalar var. Bir de ressamın elinde palet var. Da, palet böyle takıyor ya. Fırçayla şey yapıyor, rötuş yapıyor. Şimdi böyle baksa tabloya, tablo hoşuna gitse ya maşallah güzel. Sonra dönse, ressam da orada. Ulan helal olsun fırçalar. Oğlum sizde ne maharet varmış, ne direyet varmış, ne kemalat varmış. İşte fırça dediğin böyle olur. Dese, o ressam da sen olsan, bak bu adam kafir. Arapça kafir ne demek? Kafir setreden, örten. Adamın 3 aylık emeğini örttün. Ulan mecaz bana da, ulan kafir. Yani kapattı mecaz bana da. Aha. 30 senelik ressam 3 ayda ne yaptı? Emek verdi. Dese ki ya şu fırçalara bak. Maşallah berekallah. Adam ne yaptı? Paleti alır. Kafasına vurur. Olan kafir. Benim maharetimi, benim sanatımı, benim meziyetimi sen nasıl fırçaya veriyorsun? Hadi boyaya ver. Hadi kendi kendine oldu de. Hadi. Küfür nasıl bir yalancılıktır, nasıl bir ihanettir. Ya. Hadi. Tabiattı, sebepti, boyadı. Aynı değişmiyor. Yani. Bu temsilden temessüle geçemiyor. Kim yarattı? Doğa. Tabiat ana. Allah'ın kudretini, Allah'ın iradesini, Allah'ın ilmini, Allah'ın kainattaki rububiyetini ya bak inkar ediyor ya. Bir ressamın tablosunu sen inkar edemezsin. Ya. Onun için kafir cehennemde ebedi yanar. Sonsuz bir kemalı, namütenahi bir güzelliği, sonsuz bir ilmi,
sonsuz bir kudreti, mükemmel bir rububiyeti, Allah'ın saltanatını, hallakiyetini ya tasarrufatını inkar ettiği için sonsuz bir kemalı, sonsuz bir güzelliği inkar ettiğinden dolayı ona sonsuz cehennem, aynı adalet, aynı haktır. Evet. Ve bütün onlarda görünen infial bir fiili gösterir. Yani, bak şimdi bir şey fiili kabul ediyorsa illa ne vardır? Faili vardır. Bak, şuraya bakın. Bak. Turna nakışlara bakın. Bak, şurada yok mu? Bak. Şurada görünüyor mu? Ekranda görünürse görünüyor. Şimdi mesela eskiden çeyiz sandıkları Anadolu kültürü içerisinde cevizden sandıkça olmuyor mu? Evet. Vardı değil mi eskiden? Bundan 20-30 sene önce daha da yaygındı. Şimdi bakıyorsun adam cevizden bir şey sandık yapıyor. Eline aleti alıyor. Ondan sonra bakıyorsun şey diyor. Oyuyor. Gül çıkarttı. Yaşlar onu iyi bilir. Eski Osmanlı kültüründe çeyiz sandığı gülden kabartma. Bak şimdi kabartma var mı? İnfa, tahta bu fiili kabul etti mi? Etti. Uğraştı 3 saat, 4 saat. Ondan sonra da bu gül çıktı mı? Bak, münfail fiili kabul etti mi? Kim yaptı bunu? Hani Zahid, kim yaptı ya? İşte klasik koltuk alıyorsun da, bakıyorsun şurası süslü, burası süslü, aslan başlı koltuk, değil mi? Motifli koltuk. Bak münfail, tahtayı adam yontmuş, şekil vermiş mi? Tenasip ölçülü yapmış mı? Bir şey fiili kabul etti mi, o münfailin arkasında ne görünür? Fail. Kim yaptı bunu? Şu mermeri kim yonttu? Şu dolaptaki, şu büfedeki, şu nakışları kim yaptı? Adam altında da sikkesini vurmuş. Seyyid Ahmet mi diyeyim? Stil Ahmet mi? Stil Ahmet. Bak bizim stilimiz bak. Bu bize mahsus. Bunu ancak bu ne demek o stil? Bak bu bana mahsus. Bak. Adamlar da ta mahsus olduğu için ta Konya'ya gittiler, Konya'dan onu alıp getirdiler. Bak her marangoz yapamıyor. Yani bir şey fiili kabullendi mi? Tamam mı? Şimdi pastaneye gidiyorsun, adam pastayı alıyor, yoğuruyor, ondan sonra pasta yapıyor, börek çörek yapıyorlar. Kandil simidi, üçgen, kan, aşk, muhabbet, sevda, gönül, pastaneler, çikolatalar değil mi? Bir sürü şekil. Her şekiller. Şimdi bir adam, bakın ya, yani Allah asfetimizi elimizden almasın. Şimdi bir adamın atölyesine git, adam heykeltıraş, mermerden kafa yapıyor, kendi yapıyor, kut yapıyor. Onu gidiyorsunuz, ya adam, ya mermeri nasıl yokmuş ya, Allah Allah, şuna bak ya. Gözümle tam benzetmiş, burnu, ağzı da tam yerinde. Bak. Şimdi desen ki, o kendi kendine oldu. Diyor, ulan sen manyak mısın? Sen Bakırköy'de mi kaçtın? Yoksa Elazığ'dan mı geldin? Sen söyle bakalım. Ya bu mermer kendi kendine olur mu? Bak, mermere kendi kendine olmaz diyor ama kendini tabiata tesadüfe veriyor. Yani şu semaya bak ya. Devlet adı Osmanlı. Şu göze bak ya. Görüyor ya. Şu duruma bak, koku alıyor ya. Allah basiretimizi artırsın ya. Şu kulağa bak, işitiyor ya. Şu akla bak, muhakeme ediyor. Şu lisana bak ya, tek tek, tane tane konuşuyor. İşte Allah'ın varlığına sen en büyük bir delilsin, en büyük ayet sensin kainatta. Kendini oku ya. Ya kendine bak. Ya. Allah basiretimizi almasın ya. Ve umumunda görünen mahlukiyet halikiyeti gösterir. Şimdi bak mahluk. Mektuptan katibi okudun mu? Tamam. Sanattan sanatkarı okudun mu? Peki okudun mu? Fiilden faili okudun mu?
mahlukiyetten de ne okuyacağız? Halikiyet. Şu mahluku kim yarattı? Kim? Hadi. Kur'an'da bir ayet geliyor ama kafirlere soruyor. El ve ayağınızı yaratan kimdir? Biz zarre ne diyecekler? Allah. Allah diyorlar. Allah. Yerleri ve gökleri yaratan kimdir? Allah'tır ya. Bak, mahlukiyet halikiyetten haber veriyor. İnsanı yoktan yaratan Allah'ın kudretine bak. Bir damla beyaz kandan Allah seni açtı. Sana hayat verdi, sana insaniyet verdi, sana akıl verdi, sana şuur verdi, sana görme verdi, sana el verdi, sana ayak verdi ya. Seni yüzlerce cihazatla, duyguyla teçhiz etti, mükemmel bir mucize olarak yarattı. Abu Gerad'ın dışı ilgili bütün meziyet ve vasıflar tek bir Allah'ın vahdaniyetini edahat derecesinde akıl gözüne gösteriyor mu? Gösteriyor da. Mahlukiyetten halikiyet. Halikiyeti iltika. Allahu haliku kulli şey ayeti. Allah bütün mahlukatı halk eden kimdir? Allah'tır. Evet. Ve umumunda görünen kesret ve terkip vahdeti istizam eder. Bir cümleyi mi attık? Deriz okuyayım. Osman. Ve umumunda görünen mahlukiyet halikiyeti gösterir. Ve umumunda görünen kesret ve terkip vahdeti istizam eder. Kainattaki kesret, terkip de neyi gösteriyor? Vahdeti gösteriyor. Evet. Ve vücut ve fiil ve halikiyet vahdet bir bedahe ve bir zarure mümkün, münfain, kesir, mürekkep, mahluk olmayan vacip ve fail, vahid ve halik olan mevsuflarını ister. Nasıl imkandan vücut görünüyor? İnfalden fiil ve kesretten vahdet bunların vücudu, onların vücuduna katiyen dert eder. Öyle de mevcudat üstüne görünen masnuiyet ve merzukiyet gibi sıfatlar. İşte bak, masnu. Allah'ın yarattığı her şey masnu. Masnu. Masnuiyetin arkasında ne görünüyor? Sanatkarlık. Kim nakşetti, kim düzdü, kim tertip etti, kim güzelleştirdi, kim tezim etti? Merzukiyet. Merzukiyet gibi sıfatlar, rezzakiyet gibi şeyler. Rızık, bak. Bakın ya. Allah'ın varlığına en büyük delillerden birisi nedir? Rızkı ya şey umumiye. Bütün mahlukatın rızkının verilmesi. O denizdeki küçük balıklardan, mikroorganizmalardan başla, hayatın geniş dairesine kadar, diyor ya, ummadığı, bilmediği, ele yetişmediği noktada Allah rızkı ikram ediyor, ihsan ediyor. O yani ülfet etmiş o odundan ya. Allah odundan ne gönderiyor? Yani rızık gönderiyor. Yani bütün meyvelerin hidayeti ne? Dibi ne? Kök, odun. Allah odundan rızık gönderiyor. Odunun içinden bak, tada bak, kokuya bak, zerafete bak, renge bak, metafete bak, içindeki vitaminlere bak. Allah Allah. Yani şu ağaçlar sana ne diye meyve versin ki? Düşün de ders, akılla mantık dersin mi? Evet. Şimdi sorarız da. Ha şu, şu limon, şu portakal, şu elma, şu muz. Yani bu ağaçlar özel tıp dersi, beslenme dersi mi aldılar? Ha? Niye elma sana A vitamini versin diye? Yani? Seni tanıyor mu? Seninle bir dostluğun mu var? Yoksa sen gücünle elmaları kendine esir mi ettin? Kendine mahkum mu ettin be? Elma ağacı niye sana A vitamini versin? Yani ne diye versin? Elma ağacı senin gideni biliyor mu? Niye portakal C vitamini versin? Düşün de. Ders bu değil mi? Mantık değil mi? O gibi bak, mantık.
Bugün hiç sen konuşmuyoruz, martırla konuşuyoruz. Şu şeyde efendim muzda potasyum var. Niye potasyumu sana versin ki yani? Bu kimya yer mi bu ağaç? Bu beslenme bilgisi mi almış? Bu ağaç özel tıp dersi mi almış? Peki, almamış. Peki bu ağaç insanı tanıyor mu? Tanımıyor. Peki bu ağaçlar insanın midesini biliyor mu? Bilmiyor. Demek ki seni bilen var. Seni tanıyan var. Seni bildiğini rahmetiyle bildiren bir Rezzak var ki işte rızkı ya şey umumiye o Rezzak olan Allah'ın tasarrufatını akıl gözüne dedahat apaçık bir şekilde elhamdülillah göstermiş oluyor. Evet. Şu sıfatın vücudu dahi bir zarure ve bir bedahe, bir hallak ve bir Rezzak Sani-i Rahim'in vücuduna delalet eder. Hem bak Rahim, hem Rezzak hem de Rahim. Allah'ın rahmeti. Şefkat-i İlahi, muhabbet-i İlahi, rahmet-i İlahi. Evet. Demek her bir mevcut taşıdığı yüzler bu çeşit sıfatlar lisanı ile Zat-ı Vacib-i Vücud'un yüzler Esma-i Hüsna'sına şehadet ederler. Demek demek her bir mevcut taşıdığı yüzler bu çeşit sıfatlar lisanıyla. Yani mevcutta ne kadar Allah'ın yarattığı mevcudatta, masumatta, hayvanatta, insanlarda, canlılarda ne kadar vasıf ve sıfatlar varsa o sıfatların her biri aynı zamanda Allah'ın vahdetine, Allah'ın rububiyetine, Allah'ın halakiyetine nedir? Delil ve hüccet olmuş oluyor. Demek mahlukat sayısınca, onu da geçiyoruz, mahlukata takılan vasıflar sayısınca, o vasıf ve niteliklere medar, cihetler, cepheler diliyle, lisanıyla demek kainat topyekun, belki milyarlarca sonsuz dillerle tek bir Allah'ın vahdaniyetini akıl gözüne apaçık bir şekilde gösteriyor. Evet. Sıfatlar lisanı ile Zat-ı Vacib-ül Vücud'un yüzler Esma-i Hüsna'sına şehadet ederler. Bu şehadetler kabul edilmezse mevcudatın bütün bu çeşit sıfatlarını inkar etmek lazım gelir. Subhaneke la ilmenena illa muallemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.